Hanımefendiler gibi arkada oturacak değilim herhalde. Nihal hoş geldi. Ne haber, nasıl geçti Ankara? İyi. Ankara'dan Nihal gelmiş. Artık okulda bayram havası ha? Bırak. Hadi. Hepsi zengin çocuklar. Anlasana nasıldı? Hadi çabuk. Bir an önce yapalım alışverişimizi de bize de zaman kalsın. Nasıl yani? 40 yılda bir çıktık. Bir çay ısmarlarsın artık herhalde. İstediğin çay olsun. Al canım. Sağ ol, fıstık zahmet oldu. Cuma günkü ders notları da burada. Harikasınız. Teşekkürler. Ödevini yapma onurunu kime bahşettin Behlül? Kıskanıyorlar bizi kızlar. Hiç de olursa gelmeyin. Sakın. Hadi derse. Şunları bitirip geliyorum. Hadi Ayça. Geliyorum, gidin siz. Mahsus kaldım. Sana dedikodu yapacağım. Bahar'ın bana olan aşkı mı depreşmiş yine? Aman bana ne Bahar'dan? Hem yengenle ilgili bu. Bihter'le. Annemin bir arkadaşı geldi geçen gün. Firdevs Hanım'ın kazasını falan konuştular. Laf açıldı. Bihter annesinin sevgilisiyle basmış. Vallahi kadın çok iyi biliyormuş. Babası da varmış yanında hem de. Adam zaten orada beyin kanaması geçirmiş, yığılmış kalmış. O günden beri annesinden nefret ediyormuş. Babasının ölümünden annesini suçluyormuş. Sonra belki barışmışlardır. Hiç küs falan değillerdi. Saçmalıyor millet. Böyle bir şey falan da olmadı. Peyker benim kız arkadaşım biliyorsunuz. Ayrıydınız o zaman. Nereden bileceksin ki? Annenin arkadaşından daha iyi bildiğim kesin. Şimdi Firdevs Hanım zaten bizde kalıyor. Saçmalık bütün bunlar. Hiç inanma. Kim anlatıyorsa da benden selam söyle ona. Ne bileyim, ben duyduğumu söylüyorum. Hayatım, konken muhabbeti bunlar. Kulaklarını tıka. Aman bana ne, gelmiyor musun? Gelirim birazdan. Bizim için önemli parçaları ayırdık. Bunun dışında her şeyin satılmasını istiyoruz. Anlıyorum ama müzayedemize alacağımız parçalar sınırlı olabilir. Uzmanlarımız değer belirleme çalışmalarını bitirdikten sonra net bir şey söyleyebileceğim size. Tabii canım. Bütün eşyalar antika ama her şey de bu müzayedede satılacak değil. Üstelik doğru da değil. Herkesin dilinde olacak bu müzayede. Tam magazin malzemesi. Firdevs Hanım'ın eşyaları satılıyor diyecekler. Hassasiyetinizi anlıyorum. Basına kapalı olarak gerçekleştireceğimiz için sorun olmaz. Sadece çok özel müşterilerimize duyuracağız. Sadece merakından gelen de olacaktır. Aslında ne söyleyecekleri de umurumda değil ya, neyse. Bir de sizden özellikle bir şey rica edeceğim. Eşimin arttırmaya katılmasını istemiyorum. Bana jest yapmak isteyeceğini biliyorum. Onunla da konuştum ama lütfen size de hatırlatayım. Hı hı. Adnan Ziyagil tek parça için bile para vermeyecek. Nasıl isterseniz Bihter Hanım. Bir de şuraya isminizin altına. Bir de hayat sigortası primlerini yükseltmek istiyorum. Teminatlar da ona göre artsın. Peki, derhal ilgilenirim. Kanuni varislerime eşim de otomatik olarak ilave oluyor tabii. Evet. Orada da aynı oran geçerli olsun. %80 çocuklarıma, %20 eşime. Hazırlatırım. Thank you.
Thank you.